Sayın gurbetçilerimiz, bugünkü konumuzda mavi kartların yurt dışından aldıkları boşanma kararlarını Türkiye'de tanıtmak için dava açıp açmama meseleleri. Hemen belirteyim. Daha önceden mavi kartlıların da yurt dışındaki boşanma kararlarını Türkiye'de tanıtabilmeleri için dava açmaları gerekiyordu. Başlarda mahkemeler bile kabul etmiyordu bu davaları. Diyorlardı ki siz vatandaşlıktan çıktınız, nüfus kayıtlarınız kapandı, kapalı nüfus kaydında herhangi bir işlem yapılamaz diyorlardı. Daha sonra Yargıtay bu görüşünü değiştirdi. Dedi ki mavi kartların Türkiye'de miras gibi, gayrimenkul hakları gibi hakları var. Bundan dolayı bunların boşanma kararlarının Türkiye'de tanıtılmasında hukuki menfaatleri var, dava açmalarında hukuki menfaatleri var deyip böyle bu yolu açmıştı. Ne zamana kadar? 2013 yılına kadar. 2012'de yapılan nüfus kanunu değişikliğinden sonra 2013'te zamanın İçişleri Bakanı Muammer Güler göreve başlar başlamaz bir yönerge yayınladı. Mavi kartlılar kütüğüyle ilgili bir yönerge. Bu yönergede tanıma tenfize gerek kalmadan eğer kişiler mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı kişi ise, mavi kart hakkı sahibi ise bu kişiler yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde nüfus müdürlüklerine müracaat ederek boşanma kararlarını idari yoldan tanıtabilirler. Maalesef bazı konsolosluklarımız bunu yapıyor, bu yönergeye uygun olarak. Bazıları ise çeşitli gerekçelerle reddediyorlar. Örneğin diyorlar ki iki tarafta mavi kartlıysa kabul ama bir taraf Türk vatandaşıysa hayır, gidip dava açmanız gerek. Yok böyle, düzenlemede bu yok. İkincisi, siz boşanırken Türk vatandaşıydınız, sonra mavi kartlı oldunuz. Onun için siz ikini tanıyamayız. Hayır, en son durumu o kişinin mavi kartlıdır. Ne zaman boşanırsa boşansın. Böyle bir ayrım yok yönergede. Ve buna uygun olarak da bazı konsolosluklarımız kabul ediyor ve nüfus kayıtlarına işleniyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen bizimle irtibata geçin. İyi günler.